Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı cevizli baklava tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 3 tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 ml bardaklardan. 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı su ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Sirke ve suyu mutlaka ekleyin. Baklavamızın çıtır çıtır olmasını sağlayacak. 1 su bardağı un ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml'lik. 7 su bardağı toplamda un kullandım. Hamurumu 10 dakika boyunca yoğurdum. Baklava hamurumuzu iyice yoğurmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Çok sert bir hamur yoğurmadım. Yumuşak bir hamur yoğurdum. Mutlaka hamurunuzu iyice yoğurun. Hamurumu bezelere bölüyorum. Kullandığınız una da dikkat edin. Unun kalitesi çok önemli. Ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum. Ununuzun kalitesi ne kadar iyi olursa baklavanız da o kadar güzel olur. 52 tane beze aldım toplamda. Nişasta serpilmiş tepsiye dizdim. Üzerini nemli bir bezle örtüp 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamur daha kolay açılıyor. Bir tane bezemi aldım. Nişastayla açıyorum. Tabak büyüklüğünde açmanız yeterli. Zaten daha sonra büyüteceğiz. Tabak büyüklüğünde açıyorum. Arasına nişasta serpiyorum. 5 kat üst üste hazırlayıp 5 katı birden açmayı düşünüyorum. Eğer isterseniz 10 kat olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben 5'erli açacağım. Aralarına nişasta serperek 5 kat hamurumu açıp üst üste alıyorum. En üstüne de nişasta serptim. Bütün hamurlarımı bu şekilde beşerli hazırlayacağım. Bir kenara alıp üzerine nemli bir bezle örtüyorum. İlk hazırladığım hamurdan başlayarak açıyorum. Büyütebildiğiniz kadar büyütün. Ben oklavayla açtım ama merdane ile de büyütebilirsiniz. Hamuru tepsime alıyorum. Fazla kalan kısımlarını kesip çıkartıyorum. Bir bıçakla da kesebilirsiniz. Kalan parçaları üzerine yerleştiriyorum. Üzerine ceviz serpiyorum. Ben her katına ceviz serpiyorum. Diğer hamurları da açmaya devam ediyorum. Açtığım hamuru tepsiye yerleştiriyorum. Fazla kenarları bıçakla kesiyorum. Çıkan parçaları da tekrar üzerine yerleştiriyorum. Arasına tekrar ceviz serpiyorum. Dediğim gibi her kata ceviz serpiyorum. Bütün hamurları açtım. En son bir tane tek olarak açtım. En
üstüne tek açtığım yufkayı seriyorum. Tek olarak açamıyorsanız 5 yerli açtığınız yufkayı da üstüne koyabilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Kenarlarını içe doğru bastırıyorum. Baklavamı kesiyorum. Önce artı şeklinde kesiyorum. Daha sonra kestiğim parçaları videoda görüldüğü gibi iki parmak genişliğinde kesiyorum. İyi kesilmeyen kenar kısımları iyice kesiyorum. Baklavamı kestim, hazırladım. Üzerine yağını eritiyorum. 250 gram tereyağı, 1,5 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir taşım kaynadı. Üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Baklavamın üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Şerbeti için 5 su bardağı toz şeker, 5,5 su bardağı su, yarım limon suyu sıkıp içine attım. Kaynamaya başladıktan sonra 40 dakika kısık ateşte kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Tatlım 1,5-2 saat kadar 160 derecelik fırında pişti. Alt üst ayarda pişirdim. Tatlımı soğumaya bırakıyorum. Tatlımız soğuk, şerbetimiz ise ılık olacak. Böyle sıcağa yakın ılık olarak şerbetini verebilirsiniz ama tatlıyı mutlaka soğutun. Çıtır çıtır bir baklava yapmak istiyorsanız tatlımızı soğuk, şerbetimizi de ılık olarak vereceğiz. Tatlının şerbetini veriyorum. Şerbetini verdikten sonra bir gece beklerse çok güzel olacaktır. Ama 3-4 saatin sonunda da tatlımız hazır olacaktır. Ev yapımı baklava tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.